Herkese merhabalar. Bugün Google Ads için oldukça önemli olan kullanılmasının fayda sağladığı site bağlantısı uzantılarını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle site bağlantısı uzantısı nedir? Reklamların altında görünen URL'lerdir. Yani bunlar reklama tanımladığımız URL haricinde farklı olarak oluşturduğumuz bağlantılardır. Bir örnek bakalım. Mesela iPhone 13 yazdığımda gelen bir reklamın altındaki şu görmüş olduğunuz dört bağlantı site bağlantısı uzantısıdır. Ne işe yarıyor? Aslında gördüğünüz gibi hem reklamın daha ilgi çekici olmasını sağlıyor, daha çok yer kaplamasını sağlıyor, tıklanma olasılığını arttırıyor ve burada mesela ben iPhone aksesuarlarıyla ilgileniyorsam direkt oraya yani o URL'ye gitmemi kolaylaştırıyor. Yani burada ürünün kendi sayfasına gitmek yerine buradaki aksesuarlar bağlantısına tıklayabilirim ya da kılıflar vesaire gibi. O yüzden Google Ads arama ağ reklamlarında site bağlantısı uzantısını kullanmanızı öneririm ve 4 tane de girerseniz en az yararlı olacağını söyleyebilirim. Google Ads panelinde solda bulunan uzantılar alanında site bağlantısı uzantılarını oluşturabilirsiniz. Buradaki artıya basıyorum. Site bağlantısı uzantısı seçeneğine tıklıyorum. Site bağlantısı uzantılarını hesap, kampanya veya reklam grubu düzeyinde oluşturabilirsiniz. Ben kampanya olarak seçeceğim. Şimdi bu örnek bir Google Ads eğitimi reklamı. O yüzden reklamın ana URL'si Google Ads eğitimini anlatan sayfaya gidecek. Bağlantı uzantısı olarak ne kullanabilirim? Öncelikle tabii ki mesela hakkında sayfasını kullanabilirim. Yani Ads eğitimi almak isteyen birisi direkt benim özgeçmişimin yer aldığı bağlantıyı tıklamak isteyebilir. Gibi. Açıklama satırları vardır her uzantıda iki satır. Fakat bu kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak doldurmanızı öneririm. Hani daha ilgi çekici olabilir işte. Hem daha çok yer kaplayabilir vesaire. Buralara da bu bağlantılarla ilgili açıklamalar girebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer uzantı olarak iletişimi kullanabilirim. Bu da hani bana doğrudan ulaşmak isterse ziyaretçi burayı tıklayarak bana ulaşabilir. Reklamımda bağlantı olarak SEO eğitimini de ayrıca verebilirim. Burada çünkü belki ilgisi buna daha dikkat çekici olabilir ya da ilgisi buna yönelebilir ve direkt doğrudan benim SEO eğitimi sayfama da ulaşabilir. Eğitimi almadan önce benim yaptığım çalışmaları merak edebilir. Dolayısıyla hani referanslar ya da işte güncel çalışmalarım gibi bir başlıkla bir site bağlantısı oluşturabilirim. Kaydedelim. Açıklama eklemediğim için uyarı verdi. Zorunda olmadığım için geçiyorum. Ben tabii burada vakit kaybetmeyelim diye açıklamaları girmedim ancak girmenizi öneririm. Yani her bir bağlantınıza ait kısa bir açıklama, iki satır eklemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi daha önceden hazırladığım reklamın altında biraz evvel oluşturduğum uzantılar yer aldı. Tekrar belirteyim, bu uzantıları kullanmak reklamın performansı açısından oldukça önemlidir. Yani çünkü tıklama olasılığını arttırır. Daha büyük bir yer kaplar. Yani diğer reklam verenlere göre daha büyük alanlarda reklamınız yer alabilir. Bu da sizin tıklanma olasılığınızı arttırır. Aynı zamanda da kullanıcılara daha çok ilgilendikleri bağlantılara yönlenme konusunda yardımcı olur. O yüzden arkadaşlar arama ağ reklamlarında site bağlantısı uzantılarını kullanmayı unutmayın. Başka videolarda diğer uzantılardan da bahsedeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. Bu arada kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.